Sıfırdan Hayat Online serisine hepiniz hoş geldiniz. Yine Ford F-Max aracımızla beraber şirketimize doğru yolculuk yapıyoruz. Aynı zamanda şu anda Pastok şirketinin V4 sürümü de çıkmış bulunmakta. Discord sunucumuza katılarak V4 sürümünü indirebilirsiniz. 1.44 sürümünde çalışıyor ve haritanın da 1.14.1 sürümünü kesinlikle Discord sunucumuzdan indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sürümde neler yenilendi, neler var hepsini sizlere hepsinden şimdi bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle petrol fiyatlarında düzeltmeler yapıldı. Petrol fiyatı en güncel şeklini, en güncel haline alındı. Yani önceki petrol fiyatından 7 kuruş daha fazla bir fiyata çıkarıldı arkadaşlar. Tamamen gerçekçi olması bakımından. Onun haricinde iş piyasasında %10'luk bir artış yapıldı. Yani fiyatlarında %10'luk bir artış yapıldı. Mesela 4000 alıyorsanız artık 4100 ya da 4200 Euro'lara götüreceksiniz bir yükü. En basit şekilde böyle söyleyeyim sizlere. Onun haricinde şirketimizde ise tabii ki de artık binaların kendini öne çıkarması sağlandı. Garaj sorunu vardı. Yani bayağı feedback almıştım bununla alakalı. Abi garaj alıyoruz, oyundan atıyor falan. Bunu çözdüm. Artık garaj aldığınızda oyununuzdan atmayacak ve garajı istediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Şu anda da zaten şirketimize doğru biz gidiyoruz. Haberiniz olsun. Garajı da ben aldım. Hepsini birazdan sizlere göstereceğim. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yolumuz var. Bu da 8 dakikaya tekabül etmektedir. Onun haricinde F6'ya bastığımızda çatı penceresi götürüyoruz şirketimize. Yani bu da demek oluyor ki artık çatıya falan geçtiler. Abi yakında bina kendini çok net bir şekilde gösterecek. V5 sürümüyle beraber daha doğrusu. V5 sürümüyle birlikte artık bina ortaya çıkacak. Ve V6 sürümüyle beraber de final yapmayı düşünüyoruz. Haberiniz olsun. Yani bu da yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde. Yani Haziran'ın ilk haftası. Mayıs kaç çekiyor bilmiyorum. Ya 30 ya da 31'dir. İkisinden birisinde artık Pastok şirketi tam sürümüne ulaşmış olacak. Tüm haliyle. Çevre düzenlemesiyle, duruşuyla, karizmasıyla, kendi alanında bir yerini almış olacak. Tam bundan itibaren artık tam bir ay kaldı. Pastok şirketinin V6 sürümüyle tamamlanmasına. Haberiniz olsun. Yine Trucksbook üzerinden yüklerinizi götürebilirsiniz. Alımlar kapalı. Onu da söyleyeyim. Alımları açmadık. Bir müddet daha böyle gidecek. Büyük ihtimal alımlarını 15 Mayıs'ta açabiliriz. Haberiniz olsun. Yani V5 sürümü çıktığında alımlarını açabiliriz şirketin. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Haberiniz olsun. Videoya şu anda like atmayı kesinlikle unutmayın. Ve beğendiğiniz ya da istediğiniz özellikleri videonun altına yorum olarak da bırakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kafamda değişik planlar var. Mesela bu şirket bittikten sonra başka bir yere şirket açacak mıyız? Evet. Başka bir yere de açacağız. Başka bir yere de yapacağız. Ama böyle V sürümüyle hatta işte V1, V2, V3 diye gider mi bilmiyorum. Hani bunun kadar uzatmayı düşünmüyorum tabii onu. Mesela bu V6 sürümde. 6 sürümde tamamlanacaksa diğer yapılacak olan yerler 3 sürümde vesaire tamamlanacak. Ve haritanın çeşitli bölgelerine Pastok şirketini yaymaya devam edeceğiz. Yaymaya çalışacağız. Böylelikle hikayemiz de gelişecek ve hikayeyi de ilerletmeye çalışacağız. Onun öncesinde Sıfırdan Hayat Online'ın yeni bir bölümü zaten bu. Çayımdan bir yudum alayım. Dediğim gibi Sıfırdan Hayat Online'in yeni bir bölümü açıkçası. Ve bu bölümde de hikayeden bahsetmek gerekirse arkadaşlar. Biliyorsunuz bir araç alacağım demiştim. Aracı alacağım. Yine konuştuk adamla. Adam bir haftalı ya da 1,5 hafta civarında bir Fransa'dan ayrıldı. Araç garajında duruyor. Geri döndüğünde aracı teslim alacağım. Yani adam geldiğinde beni arayacak aslında. Acil bir işi çıkmış mecburen. Avrupa'dan gitti. Bir müddet burada olmayacak. Araç da garajda duruyor. Hiç sorun yok. Biz de geldiği zaman aracımızı alacağız. Ben de o sırada hani para kazanmaya devam ediyorum. Böylesi daha iyi oldu çünkü parayı yetiştiremedik. Kazanacak olduğumuz parayı yetiştiremedik. Ve böylelikle daha iyi bir şekilde parayı yetiştireceğiz. Haberiniz olsun. Ve her şey daha güzel olacak. İnşallah aracımızı da alacağız. Daha sonrasında aracı aldıktan sonra artık kendime bir araç alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında işte o araçtan beraber artık daha da kazanmaya başlarız diye umuyorum. Yani bir tane de çekici alacağım diyeyim daha doğrusu. Böyle olsun. Bir şekilde halledeceğiz bilmiyorum. Emin değilim. Ama dediğim gibi her şey çok güzel gidiyor şu an. Her şey çok güzel ilerliyor. Şirket de sizin desteklerinizle beraber ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada bir ay içerisinde 10 yük götüremeyenler ne yazık ki şirketten men edildi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Artık yapacak olduğum bir şey yok. Ben dedim 10 yük götürebilirsiniz bir ay içerisinde dedim. 10 yük götüremeyenler şirketten men edilecektir dedik ve ne yazık ki şirketten men ettik. Bir daha katılabilecek misiniz? Bilmiyorum. Hani belli olmaz. Belki bir şans daha verebiliriz. Açabiliriz katılmanız için. Ancak dediğim gibi şirketten
men edilen arkadaşlarımız oldu. Böyle akşam saatlerinde gidiyorum yine arkadaşlar. Gerçekte olduğu gibi şu anda saatimiz kaçmış hemen bakalım. 21.10 oyundaki saatimize bakalım. 2-3 dakika ileri ya da geri olabilir. 21.05'miş şu an buradaki saatimizde. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şu an Türkiye'de Giresun'da saat kaçsa aynı şekilde simülasyonda da aynı. ETS2'de de saatimiz aynı. Haberiniz olsun. Şimdi şirketimize doğru gidiyoruz. Kaç kilometremiz var? 2 kilometremiz kalmış. Bir şey kalmadı. İlerideki kavşaktan döneceğiz ve dümdüz gidip artık şirketimize gelmiş olacağız. Ve videomuzu doğru da noktalayacağız. Dediğim gibi V5 sürümü bundan sonraki sürümde her şey daha net ortaya çıkacak. Haberiniz olsun. Yavaşlayalım. V3.1 çıkarmıştım en son. O da düzeltme güncellemesiydi. Haritanın 1.14 sürümü çıktığı zaman mecburen çalışmamıştı. V3.1 çıkardık. Ve şimdi V4 sürümü çıkıyor. Bir de yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar size açıkçası. Şirket bu sefer değişiklik olmadı açıkçası şirketin görünümünde. Yani önceden tamam bir anda alttan üste çıktık, alt başka bir şey oldu, işte üst tarafa yeni şirket binası falan eklendi. Tabii bu sürümde böyle bir şey yok. Bu sürümde tamamen o binalar aslında yapılmış olarak karşımıza çıkacak. Zaten şimdi ilerlediğimizde göreceksiniz binaların durumunu, ne hale geldiğini vesaire. Hatta bir tane daha bina geldi, binayı da yaptılar vesaire derken yavaş yavaş bir şirketimiz piyasaya yani ön plana çıkmaya başladı. Burada da Paslok tabelamızın ışıkları şu anda yanmaya başlıyor. Bizi burada gösteriyor. Bu çok güzel perspektifi bunun. Hem buradan gelirken çok net görünüyor, hem diğer yoldan gelirken çok net görünüyor. Efsane bir duruşu var orada. Hani çok garip. Her yerden görünebilen bir tabelamız var. Allah'a çok şükür. O da gerçekten güzel bir durum. Yine Paslok tabelamız ve bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. Koca koca binalar var artık burada görüşünüzde. Ya binalar yapıldı. Binalar bitiyor. Artık hani bunun üstüne de çatısı yapılacak ve daha sonrasında her şey bitmiş olacak. Yavaştan da çevre düzenlemesiyle beraber artık şirketin açılışını yapmış olacağız. Şirketimiz bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Bu arada size garajı da göstereceğim. Garajı göstermeden önce şuraya bırakabiliyor muyum? Bakın şuraya bir şirket daha şirket diyorum. Bir bina daha yaptılar mecburen. Burada bir bina var, burada bir bina var, burada bir bina var. Hemen alt kata inelim. Buraya yükümüzü bırakmayacakmışız. Aşağı inelim, tekrar yukarı çıkıp yükümüzü bırakırız, hiç sorun değil. Hem yükle beraber iniliyor muydu? İniliyor, tamam güzel. Size garajı göstereceğim arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. Ondan alt kata iniyorum şu an. Dorsey'le de bu arada inilebiliyor. Bunu da çok rahatlıkla söylemiş olayım. Yavaştan ilerleyelim abi. Ve şirketimiz burada. Karşınızda bulunmakta şu anda. Böyle yavaştan dön. Evet arkadaşlar, şirketinizin kapısı açılıyor ve şirketinize rahatlıkla girebilirsiniz. Artık şirketinizde şoförlerinizle beraber, almış olduğunuz şoförlerinizle beraber rahatlıkla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde olaya girdik ve bu şekilde şirketimiz hazır. Buradan petrolünüzü falan da vesaire alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üste çıkalım isterseniz ya da serbest kamerayla ben size şirketi komple bir şöyle göstereyim. Hemen şöyle sıfır kamerasına basalım ve yukarıya doğru çıkalım. Yeni sürüm bu şekilde. Bu şekilde binalar eklendi ve yapılmaya da devam edecek arkadaşlar. Şu anda kafanızda ya açıkça bir taslak oluşmuştur diye düşünüyorum şirketle alakalı. Burada yine şeyler var. İnşaatçı şeyleri falan var. Bu şirket de aynı şekilde yani. Bu şirket binası aslında. Bu da bu şekilde yapılmaya devam ediyor. Genel olarak Paslok şirketimizin yeni sürümü bu şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun altından Discord'a gidip bu modları Trakisburg odasından indirmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.